YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün çok güzel bir kek tarifiyle sizlerle birlikteyim. Hemen keki çırparak tarife başlamak istiyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. Şeker ve yumurtayı mikserle en az 5 dakika çırpalım. 1 su bardağı su, normal içme suyu kıvamında. Yarım su bardağı sıvı yağ. 80 gram da bitter çikolatayı erittim. Biraz ılındıktan sonra keke karıştırıyoruz. Mikserin düşük devirinde biraz karıştıralım. Arkadaşlar, burada kasenin içerisindeki bütün malzemeleri eledim. 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Bunları da yine karıştırıyorum. Biraz önce unu eklerken 2 su bardağı yerine yanlışlıkla 1 su bardağı demiştim. 2 bardak un ekledim. Bir yarım bardak daha ekliyorum. Toplam 2,5 su bardağı un eklemiş oldum. Bunu da karıştırıyorum. Bu tarifte ben böyle küçük bir fırın tepsisi kullanacağım. İsterseniz kek kalınlığında ya da benim gibi tepside yapabilirsiniz. Şimdi hazırladığım karışımı kalıba döküyorum. Kekin üzerine spatula ile düzeltelim. Elinizde varsa isterseniz üzerine damla çikolata ya da parça çikolata ekleyebilirsiniz. Üzerini tamamen kaplayacak şekilde çikolatayı da ekledim. Fırını da bu aşamada 180 derecede ısıtabilirsiniz. Sıcak fırında kekimizi pişireceğiz. Bakalım piştikten sonra nasıl olacak. Kekin fırından çıkmasını sabırsızlıkla bekledim. Pişerken bütün evimiz gibi çikolata koktu. Gerçekten kokusuyla bile kendini hayran bıraktırıyor. Bol çikolatalı kekimiz artık servise hazır. Kek tamamen soğuduktan sonra istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Eğer çikolata seviyorsanız bu tarif tam sizlik. Eminim çocuklar da bu tarifi çok sevecektir. Hazırlama süresi, pişme süresi her şeyle çok kolay bir tarif zaten. Bütün kekleri kare kare dilimledikten sonra bir tanesinin kıvamını sizlere de yakından göstereyim. Yumuşacık bir kek oldu. Her damak tadına uygun tarifleri sayfamda yayınlamaya çalışıyorum. Bugünkü tarif tam benlik oldu. Çikolata sevenler özellikle sizlerin kesinlikle denemesini tavsiye ediyorum. Ayrıca videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kekin tadı, görüntüsü, kokusu her şeyle muhteşem. Son olarak sizlere de yakından göstereyim. Bu basit tarifi mutlaka deneyin derim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.